Oturdu oturup gününü geçiren bir müftü değil, camileri ve Kur'an kurslarını gezen, Tosya'mızın dört bir yanına Kur'an kursları açan, memleketimizin Tosya'mızın manevi imarı için gerekli olan her yerde olan, halktan biri olup sokağın nabzını tutan, sohbet eden, kürsüde vaaz eden, mihrapta namaz kıldıran, minberde hutbe okuyan, insanlarla kaynaşan bir müftü oldunuz. Değerli hocam, Tosya'mıza yaptığınız hizmetler için öncelikle meslektaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Varsa haklarımızı canı gönülden meslektaşlarımız adına helal ediyor. Sizlerden de helal etmenizi istirham ediyoruz. Biz inşallah hocamızın bıraktığı yerden bu hizmet kervanına yine devam edeceğiz. Değerli hocamla resmiyetin yanı sıra samimiyetin, insan kıymeti bilmenin, birlikte yol arkadaşlığı yapmanın ve birlikte bir şeyleri başarmanın güzelliğini hep birlikte tattık. O bakımdan inşallah hocamın burada bıraktığı izler, burada attığı tohumlar, burada verdiği emekler boşa gitmeyecek. Bu kutlu dava daha yükseklere çıkacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok. Tosya'da görevle başlayalım 3 ay oldu. Buna da büyük bir kısmında birlikte değildik. Çok az zaman çalışmamıza rağmen bende çok olumlu kanaatler uyandırdı. Hani derler ya, insan 7'sinde neyse 70'inde de odur diye. Önemli değil. 1 ay, 2 ay. 2 ayda ne kadar kanaat sahibi olduysam 2 yılda da aynı kanaati sürdüreceğime eminim. Değişeceğini sanmıyorum. Kanaatim şu, gerçekten din motifinin hayatının her anında hissedildiği, sosyal hayatın, hatta iş hayatının, ticari hayatın dahi dini motifler üzerine şekillendiği, dini hassasiyetleri çok yüksek bir toplumun din görevlisi olmak, o görevlilerin de sorumlusu olmak gerçekten zor. Müftü Bey gerçekten zor bir iş yürütüyor, farkındayım. Kamu görevlinin bütün inceliklerini bilen biri olarak söylüyorum. Bazen yanlışa yanlış demekten korkabilir insan. Çünkü yanlışın sizin aleyhinize sonuçlar doğuracağını bilirsiniz. Ama iyi bir devlet memuru olmak, dürüst bir insan olmak, işinin ehli bir yönetici olmak, yanlışa size kötü dönecek olsa bile yanlış diyebilmek. Yani bir cami görevlisinin, bir imamın size düşmanlık besleyeceğini bile bile yaptığı yanlışı söylemek nezihettir, doğruluktur. Doğruluktan kimse şaşmaz. Müftü Bey'i bu yönünü çok takdir ettim geldiğimden beri. Yanlışa yanlış diyor. Biz çünkü doğru birdir. Yani aman onun kalbini kırmayayım, aman bunun düşmanlarını kazanmayayım diye hiç kimse de sesinizi çıkarmazsanız sadece adınız yöneticiye çıkar. Ama yani göz var, nizam var. Göz göre göre de bir yanlışa seyirci kalmak işgal ettiğimiz makamlara, koltuklara en büyük ihanetten başka bir şey değil. Müftü Bey'i bu anlamda takdir ediyorum. Gerçekten arzu ettiğim, görmeyi ve çalışmayı arzu ettiğim bir yönetici profili. Bir kaymakamın zaten en çok ihtiyaç duyabileceği birkaç isimden biri böyle bir müftü, ilçede. Kendisine teşekkür ediyorum bu güzel çalışmalarından dolayı. İnşallah gittiği yerde de aynı başarılarını sürdüreceğine, herkesle aynı intibayı, herkesle aynı pozitif duyguları uyandıracağına hiç şüphe duymuyorum. Bu vesileyle de Sayın Müftümüze buradaki güzel çalışmaları, güzel hizmetleri anısına ben Tosya Kaymakamı olarak kendisine teşekkür ediyorum. Bu teşekkürümün de kalıcı olması adına bir teşekkür plaketi vermek istiyorum. Buyurun istedim.
Lütfü Bey bu tarafa bakın. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. En zor, yıllarca hatiplik yaptım, 30 yıla yakın. En zor konuşmalar bunlar. Sayın Kaymakamım, Sayın İl Müftüm, Sayın Belediye Başkanım, kıymetli daire amiri arkadaşlarım, Ilgaz İlçe Müftüm, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanım, böyle aralarda kaldığı için özellikle söylemek istedim. Basınımızın çok kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler. Gönül ilişkisi kendisine misafir olanı alçak bir iklimde çok zirve bir burçlarda misafir eder. Biz Tosya'ya geldiğimiz günden bu yana gülen çehrelerle çok güzel bir şekilde bizi her fırsatta destek veren Sayın Belediye Başkanımız, daha çok kısa ifade ettiler Sayın Kaymakamımızla, ilk insan için üslubu lisan aynı ile insan demişler. İki kelam konuşur, ben buradayım der. Sayın Kaymakamımla da ilk sıkıntılı bir günümde iki kelamı oldu. Elhamdülillah dedim. Ondan dolayı da Sayın Kaymakamımıza, Sayın İl Müftümüze, bize her zaman rehberlik eden ve dini hizmetlerimizde Tosya'da hiçbir zaman kapısından bize geri çevirmeyen Sayın Belediye Başkanımıza ve onun yardımcısı efendim Fazlı abiye, ki hayır hizmetlerimizde bize her zaman yardım etmiştir. Ben teşekkürü bir borç biliyorum. Bu ilçenin güzelliği için gece gündüz çalışan din görevlisi kardeşlerimiz, elbette hatalarımız olmuştur. İnsan kusurlarıyla beraber insandır. İnsan hatalarını bilirse insandır, yücelir. Elbette hatalarımız olmuştur. Fakat bilerek ve kasti olarak hiç kimsenin kalbini kırmayı, hiç kimsenin gönlünü incitmeyi, Allah'ın nazargahı olan kalbe bir leke düşürmeyi istemedim. Belki de en zayıf noktamdı. Hep gönül ilişkisi kurmaya çalıştım. Anlamaya çalıştım. Hep nasihatla uslanacak, nasihat ederek geçirebileceğimi düşünerek belki bu yapımla kendime de zarar verdim. Ama geri baktığımda biz müftülük oryantasyon kursu alırken Ankara'dan bir büyüğümüz demişti ki, bir köye girdiğinizde ilk sizi karşılayacak kerpleridir. Ondan sonra delileridir. Ondan sonra asilleri gelir. Ama sizi uğurlarken ağaları ve beyleri uğurlar. Siz ağalar ve beyler sizin, Allah'a bizden razı olsun. Biz yakınlığımızı böyle iki günlük vedalarla yapmayız. Bundan dolayı da her zaman emriniz, her zaman isteğiniz, arzunuz başım ve gözüm üstünedir. Ancak tabii giderken bir misafir duası yapar ve şöyle derim: Ya Rabbi, bu millete hiçbir zaman zilleti nasip etme. Amin. Ya Rabbi, bu kardeşlerimize ve onların sevdiklerine hiçbir zaman düşman tasallutunu nasip etme. Amin. Bu memlekete, bu memleketin aziz milletine hiçbir zaman düşman karşısında ezik, düşman karşısında yenik düşürme diye dua ediyorum. Bu bir misafir duası, bir yolcu duasıdır. Artı bir de mazlum duasıdır. Allah inşallah kabul eder. Efendim, Allah razı olsun. Sizlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Tabii bu akşam Sayın Hocamıza veda için değil, vefa için buradayız. Vefa dedik, biz de Kargı Müftülüğü olarak müftülüğümüz adına ilçe vaizimizin yazmış olduğu bir şiiri böyle tablo haline getirip
Sayın Hocamıza takdim etmek istedik. Müsaade ederseniz o şiiri de şöyle sizlerle paylaşmak isterim. Cesur yürek, gönlü zarif, bizim müftü Basri Bektaş, hem nüktedan hem de arif, bizim müftü Basri Bektaş. İlim ehli biliniyor, sözü mihenk alınıyor, her hayırda bulunuyor, bizim müftü Basri Bektaş. Şanlı, şerefli bir mazi, mütebessim güleç yüzü, gittiğinde kalır izi, bizim müftü Basri Bektaş. Davasında o mücahit, niyetine şahit vahit, eserleri onu teyit eder müftü Basri Bektaş. Yılmaz diyor o bir usta, bir iş değil her hususta, selam saygı kadim dosta, unutulmaz Basri Bektaş. Teşekkür ederim.